Bazı değerlerimiz vardır. Vatan gibi, din gibi, cumhuriyet gibi ve Mustafa Kemal Atatürk gibi. Dün Samsun'da Atatürk anıtına yapılan saldırıyı TV9 İzmir ailesi olarak kınıyoruz. Dün Samsun'da Atatürk heykeline karşı yapılan bir saldırı vardı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim, neye saldırı olmuyor ki ona dolmasın ya? Ya ne söyleyeyim yani? Söylenecek bir şey var mı? Varsa söyleyelim. Yani insan artık çığırından çıkmış durumda. Kendini bugüne getiren, bugünü bize yaşatan insanlar geçmişteki büyüklerimize, bizi kurtarıcı Atatürk'e karşı bu yapıldıktan sonra gerisine bir şey diyecek hiç şeyim yok bana. Suçlular ne gibi ceza almalı? Ya suçluların ya adalet neyi gerektirirse onun yapılması lazım hani. Ne gerekiyorsa onu yapmak lazım yani. Çünkü senin bir kurtarıcın ya. Biz bugün yaşıyorsak ona borçluyuz bunu yani. Yani Atatürk ne demek ya? Bütün devletlerin bir lideri var ama bir Atatürk'ü yoktur dünyada, bir Atatürk yoktur. Yoktan bir devlet kurmuştur Atatürk. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda dağlarda yatmıştır, karda yatmıştır, çamurda yatmıştır. Büyük Saralay'da oturmamıştır Atatürk. Vallahi çok ayıp ediyorlar oğlum. Çok ayıp. Bizim Türkiye Cumhuriyeti şey yapan, kuran adamı, bu ülkeyi, bu güzellikleri kazandıran adamı, bu yapılan çok ayıp bir şey. Hiç hoş karşılamıyorum oğlum. He, lanetliyorum yani. Yapanların ceza almasını istiyor musunuz? Tabii isterim. İsterim cezasız kalmasınlar. Atatürk'ümüze, biz Atatürk çocuklarıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tarif edilemez kadar kötü bir şey. Daha kötüsünü düşünemiyorum. Borçlu olduğumuz kurucumuzu nasıl böyle şeyler yaparlar benim aklım almıyor. Bir Türk olarak, bir Müslüman olarak, bir kadın olarak. Ve ben şöyle düşünüyorum. Allah bize önce peygamberimizi, sonra da Atatürk'ü gönderdi. Söyleyeceğim başka hiçbir şey yok. Bu ülkeyi kurtaran, bizi yaşatan Atatürk'tür aslında. Öyle dindar insanlar varsa, ona din diye konu yapıyorsa, ben buna ayıplıyorum yani. Biz Atatürk olmamış olsaydı, şu anda kimin torunu, kimin evladı olduğumuz belli olmazdı bu memlekette. Ben böyle diyorum. Teşekkür ederim. Peki yapanlar nasıl, ne gibi suçlar şey almalı? Şu anda benim düşünceme göre yapanlar hiçbir zaman suçlanmaz. Vatanımızı doğru dürüst bir özgürlük yok. Bir adalet kanun biraz gıt geliyor bana, onun için diyorum. Çok bela bir iş yapılan şey. Şerefsizlik, namussuzluk, vatan hainliği. İyi ki onu yaparlarken ben orada değilmişim. Gırtlağını sıkardım. Cumhuriyet düşmanlarının. Dün Samsun'da Atatürk heykeline yapılan bir saldırı vardı. Bununla Evet. ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok yanlış bir şey. Bizi bu duruma getiren büyük Atatürk'ümüze yazıklar olsun derim o halka. Neden öyle yapıyorlar bilmiyorum. Bizi bu durumlara getiren, bizi bu özgürlüğümüze kavuşturan, kadın haklarına kavuşturan Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk'ümüze yapılan hakareti kınıyorum. Çok üzgünüm. Peki suçluların nasıl bir ceza almasını istersiniz? Bana kalırsa idam olması daha iyidir. Abi öncelikle yapılan çok büyük bir terbiyesizlik, çok büyük bir ayıp. Yani o kadar insanların saygısı, sevgisi kalmamış ki kınıyorum. Diyecek o kadar çok şey var ki kınıyorum yani yapılan saldırıyı.